Aracımız 2004 model Ford Kornet 1890'lık. Müşterimiz Bursa Gemlik'ten geldi. Aracımız şu anda 255 bin kilometrede. Araç sahibimizin başta şikayetleri: dış trigger değişmiş, iç değişmemiş, motor takozu değişecek hepsi, şanzıman üst takoz değişecek, direksiyon körü sağ sol değişecek, alt takım kontrol, arka balatalar kontrol edilsin, değişme durumu varsa değişsin, üst trigger sente ayarı yapılacak, mazot pompasından kaçak varmış arkadaşlar, genel kontrol olarak arızalarını belirtmiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlara da görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazıp kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Trigger bölgemizi boşaltıyoruz. Intercooler hortumumuzu sökeceğiz. Yedek su deposu, yani genleşme tankını görüyorsunuz. İçler acısı, geçmişi kötü bir bu araç sanırım. Ve yeni işlemler yapılmış. Yeni kapak yapılmış ya da yeni bir motor yapılmış arkadaşlar. Bir şey var bunda. Altı göremedik henüz. Üst taraf çünkü görüyorsunuz boyanmış. Komple yeni. Ustamız takım arabasını ayarlıyor. Genleşme tankımızı buradan alacağız. Yan tarafa. Intercooler'ımız sökülüyor. Peteğimiz yerinden ayrıldı. Genleşme tankımızı trigger bölgesinden ayırdık. Şimdi mazot filtremizin bağlantıları çıkacak. Aracımızı kaldırıyoruz. Trigger kapağımız sökülüyor. Kapağımız yerinden ayırdık. Trigger bölgemizde aşırı pislik var arkadaşlar. Şu kısımda özellikle yağlanmalar mevcut aktif olarak. Aracımızı alt taraftan incelediğimizde aşırı bir kaçak var. Kırmızı ATF kaçağı. Artık nereden bir tespitini yapacağız. Alt takım kontrolümüz başladı. Salıncağımız kontrol ediliyor. Tamam. Hiçbir boşluk yok. Bilye boşluğumuza bakıyor. Bilyede uğultu var mı? Bilye diyorum. Kutu boşluğumuza baktı. O şekilde direksiyon kutusunda ses varsa belli ediyor. Direksiyon kutu sökülecek? Yok, kontrol. Sağ sağ çöz. Biraz daha hızlı. Tak tak ses geliyor. Rot başı. Rot başı dedi ustamız. Aynı işlemler sağ tarafta da gerçekleştirilecek. Var? Var. Kanka bu rot başı mı? Bırak Ali. İçeriden Yusuf. Elimin oradan geliyor ses. Direksiyon kutu. Kutu. Evet. Direksiyon kutusu revizyon edilmesi gerekiyor. Şimdi arayacağız onu. Onu arayacağız, müşterimize söyleyeceğiz. Fren hortumlarında bir şey yok. Şu iç aks körüğümüz değişecek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Patlayacak.
Erken müdahale lazım. Patladığında değiştirmezse aks kafasını bozar. Daha sonra evet, buralarda da bir sıkıntılar var. Direksiyon körüklerinde de problem gözüküyor. Aynen. Patlak. Patlak. Peki Yusuf Usta, bu ATF kaçağı kutudan mı geliyor? Kutu abi. Yağ kaçağı da kutu değil mi? Evet. Parlak şuralarda bak. Bak. Kutuda aktif yağ kaçakları var. Hemen mafsalın burasında bir keçe var arkadaşlar. Büyük ihtimal o kısımdan geliyor. Direksiyon kutusunun inmesi lazım. Zaten komple yaymış. İndiğinde rot başları takım olarak değişiyor. Devamında radyatörümüze baktığımızda burada bir mavilik var. Eski. Şanzıman alt kulağımızı değişimini talep etti müşterimiz. Orijinal olarak. Yalnız bak Yusuf Usta. Üstten çıkmış bu. Bak burç çıkmış üstten. Gördün mü? Evet, müşterimiz parçaların hepsini orijinal istedi. Evet. Bir dakika, bana da göster. Evet. Evet. Burç. Ha, şimdi burç yerine oturdu. Yani usta levye ile taktı. Bu değişecek. Bu değişecek. Tamam. Yağ kaçakları var mı? Bir şey yok. Su kaçağı var mı? Su kaçağı yok. Fren hortumumuzda bir şey gözükmüyor. Bu körük. Körük de yumuşamış sanki biraz bayağı. Evet, yumuşak ama bir şey yok. Evet. Tamam. Rot başımızda bir şey yok. Peki uğultu. Ama arka takım yok bir şey. Tamam. Ha? Disk balata. Sadece direksiyon kutusu. Disk balata ve... Balata yeni. Balata yeni. Tamam. Yeni. Tekerimizin uğultu sesine bakalım. Bilyamızda bir uğultu var mı? Düz mü? Güzel abi. Çevirin mi? Çevir bakalım, uğultu var mı? Tamam, sol ön tekerimizde bir uğultu olmadığı tespit edildi. Sağ tekerimize geçtik. Ali, nereye gidiyorsun? Az daha kapıya çıkıyordum. Şimdi arka tarafa geldik. Arka tarafında aynı şekil kontrolü yapılıyor. Yok. Tamam. Egzozumuz. Egzoz şu kısma vuruyor. Neden vuruyor? Bakın. Z-rotlarımızı kontrol ediyor ustamız. Var mı bir problem? Yok. Z-rotlar da güzel. Güzel. Bir sıkıntı yok. Egzozumuzu kim? Güzel. Ustalarımız bir inceleyecek. Erkan Usta, bu egzozu bir şey yapabilir miyiz? Orijinal bu şekilde mi? Bunda vibrasyon oluyor mu? Bu normal yani. O ses var ya, bu kadar ses olursa böyle vurur mu ki? Erkan Usta, normal dedi, egzozun orijinali bu şekilde zaten diye belirtti. Bunda bir sıkıntı yok. Bu en fazla olacak bu kadar mı? Yani bu vibrasyonu vurur bu kadar. Tamam. Tekrar aracımızı indiriyoruz. Sağ tekerimiz sökülüyor. Amortisörlerimiz sağlam arkadaşlar. Diğer tarafı ben kontrol etmiştim. Bu tarafta güzel. Bir problem yok. V kayışımız çıkıyor. Motor kulak bağlantılarımız sökülüyor. Bu arada araç sahibimize görüştüm. Direksiyon kutusunun revizyonunu talep etmedi. Sadece direksiyon körükleri ve sol rot başımız değişecek. Motor kulağımız... Müşterimiz bunu değişsin demişti ama bakalım. Yok bir şey. Sert. Sert. Ama müşteri değişsin dedi. Yapacak bir şey yok. Hepsi değişsin dedi. Demek ki öncesinde yan sanayi kullanıldı. O da bundan rahatsız oldu. Amortisör kule, bilyalı takozları değişecek. Trigger kapaklarımız tamamen söküldü. Trigger tarafı görüyorsunuz. Kayışımız cilli gibi yepyeni. Elim yandı.
sanat girdi. Bizim burada sanat girdi derler. Elin kesildi mi, bir şey oldu mu sanat girdi derler arkadaşlar. Sanayide bu şekilde. VK işimiz burada sıkıştı arkadaşlar. AFAD ekiplerini bekliyor. Onu çıkartacağız birazdan. Motorun altı bir şey yapılmamış. Sadece üst kapak yapılmış. Devir daim kastanımız sökülüyor. Onluk sabitleme cıvataları var. On cırcır yardımıyla sökmeye çalıştı. Tabii ki diğer cıvatayı da 10-11 yıldız da tutarak kastanın dönmemesini sağladı. Bu şekilde tüm sabitleme cıvatalarımızı ustamız yerinden ayırdı. Trigger kapaklarımızın temizliği gerçekleştiriliyor. Motor kulak bağlantı ayağımız sökülüyor. Bağlantı ayağımız söküldü. Devir daim kastanımız. Eksentrik kastanımız sökülüyor. Gergi bilyamız sökülüyor. 13'lük bir sabitleme cıvatası var. Trigger kayışımız söküldü. Şimdi eksentrik kastanımız sökülüyor. Eksentrik kastanımız söküldü. Daha önceden birçok bölgeden zorlanmış çıkmadığı için 8. sıkışıyor arkadaşlar buraya. 8. Mecburen arka taraftan zorlanıyor. Trigger iç kapağımız sökülüyor. Direksiyon yağımızı yani ATF'mizi görüyorsunuz minimumun altına inmiş. Normalde bu tarafta olması lazım maksimum çizgisinde. Artık araç sahibimiz bunu tamamlaya devam edecek. Fazla bir durumu olmadığı için şu an ona girmek istemiyorum dedi. Muhammed. Kastanımız yerinden çıkıyor. Mazot pompamızın kastan söküldü. Bağlantıları söküldü görüyorsunuz. Bu noktalarda yağ kaçağı var. Müşterimiz zaten yağ kaçağı var diyordu ya da mazot kaçağı var diyordu. Bir kaçak var diyordu. O yağ kaçağı. Motor. Keçimiz tamamen değiştirilecek. Aracımızı kaldırıyoruz. Avarya bilyamız kontrol ediliyor. Güzel dedi, bir problem yok. Krank kastanımız yani pulimiz söküldü. Motor yağımız boşaltılıyor. Araç sahibimiz yağını yeni değiştirdiği için tekrar kullanacağız. Yağ pompa kapağımız sökülüyor. Bunun da contası değişecek. Contasını değiştireceğiz. Pompamızı güzel bir şekilde temizleyeceğiz. Benzinimizi döküyoruz. Arkadaşlar bu araçların bazı modellerinde zinciri çıkıyor, bazılarında kayıştı. Gördüğünüz zinciri çıktı. Bunun zinciri de ömürlük. Kolay kolay bir şey olmaz. Uzun süre kullanılabilir. Araç sahibimize görüştüm. Zincir sesi var mıydı dedim. Neden böyle bir karar aldın? O da kayıştı zannetmiş. Çünkü birçok konnet kullandı kendisi. Tanıyoruz. Sürekli konnete biniyor. Birkaç kere daha gelmişti işletmemize. Kayıştı sanmış. Ondan değişimini talep etmiş ama zincir olduğu için değişime gerek yok. Ses yok. Gürültü yok. Tekrar contamızı yenileyeceğiz. Kapağımızı takacağız. Zincirimiz değiştirilmeyecek. Arkadaşlar bu temizlik işlemlerinde kesinlikle gözlüğünüzü takmanız lazım. Temizlik yaparken kimyasal maddelerden korunmak için eldiven takmanız lazım. Bu tellemenin teli her an gözünüze gelebilir. Allah muhafaza, birçok hadise yaşanmış bununla ilgili. Gözlük önemli. Önce tedbir sonra takdir demişler. Full ekipman çalışmanız en güvenli olan. Tabi bazı personeller biz eldivenle çalışamıyoruz abi diyorlar. Yani onlara zorla da bir şey diyemeyiz. Bakın görüyorsunuz şu anda tellemeden tel atıyor. Çünkü azalmış. Azaldığı için biraz tel atabiliyor. Klima kompresörümüz ve şarj dinamomuz sökülecek. Bu tarafta kilitleme yerleri var arkadaşlar. Aracı senteye alacağımız için bu kısımları söküp
O şekilde senteye alacağız. Kompresörümüz söküldü. Şarj dinamomuz sökülecek, bağlantı ayağı civataları yerinden ayrılıyor. Şarj dinamomuz sökülürken şöyle de bir bilgi vereyim. Bu Connet'lerin 2002 ile 2004 arasındaki modellerinde zincirli çıkıyor arkadaşlar. Diğerlerinde kayışlı çıkıyor. Bazı modellerinde de yine zincirli çıkıyor. Onun için öncelikle şaseden bir baktırmanız lazım. Arabanın zincirli ve kayışlı mı olup olmadığını şasesinden öğrenebilirsiniz. Eğer zincirli çıkıyorsa ömürlük, zincirli değil kayışlı çıkıyorsa 150 binde bir değişiyor bunların kayışları. Bilginiz olsun. Hemen şu noktada bir tane delik var arkadaşlar. Bakın orta parmağım giriyor. Bu deliğe görüyorsunuz yağı. Krank kilitleme aparatımızı bağlayacağız. Krankımızı bu noktadan kilitleyeceğiz. Bakayım, evet, görmüş olduğunuz şu delik. Oradan alt tarafı kilitleyeceğiz. Aparatımızı bağlıyoruz. Bu arada aziz Allah. Kranktan çeviriyor ve kranktaki boşluğu ayarlıyor. Krankta kilitleme aparatımızın gireceği kadar bir boşluk var arkadaşlar. Yani bu noktadan çeviriyor krank. Şu an ustamız kameramızı saldı. Bu noktadan tam olarak giriş noktasına bakıyor. Geri. Yavaş. Tamam, bir öne gel, tam orasıydı. İleri, tamam. Az geri gel, az geri gel. Aparatımızı bağladık. Temizliğimiz yapılıyor. Yontamızı takmadan önce yüzeyi güzel bir şekilde temizliyoruz. Herhangi bir yağ kalıntısı olmaması gerekiyor. Yüzeyimizi zımparalıyoruz. Pilyamızın temizliği gerçekleştiriliyor. Yaptığı kontrolde krank dönüyor mu dönmüyor mu diye arasındaki boşluğu, bir de çok mu boşluk var az mı boşluk var, onun kontrolünü sağladık. Yeni yağ pompa kapağımızın contası temin edildi. Şimdi montajı sağlanacak. Aynı zamanda şu anda Fiat Tipo araca ağır bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. Temizlikleri yapılıyor. Kia Sportage turbo kaçağı vardı. Manifold contasının oradan civatası yalama olduğu anlaşıldı ve komple söküldü arkadaşlar şu an. Ercan Usta ve Bilal Usta aracı yapıyorlar. Pompamızın sabitleme civataları sıkılıyor. Ustamız krank kastığımızı pompamızın gönyesini sabitlemek için taktı. Tam olarak bu nokta keşeye giriyor arkadaşlar. Sabitlemesini yaptı ve kastığımızı çıkarttı. Şimdi sabitleme civatalarını sıkıyor. Devamında ön krank keçimiz değişecek. Civatalarımızı ustamız 1.2 kilogram olarak sıkıyor. Bu kadar işçilik yapılmışken bu keçenin de değişmesi lazımdı. Yarın bir gün tekrar problem çıkartabilir. Yeni keçemiz. İç tarafına çok az bir şekilde gres uyguluyor. Krankımız çalışırken uğultu sesi yapmaması için buradan uğultu yapabiliyor arkadaşlar. Eksentrik keçesi ve ön krank keçesinde buna dikkat edin. Bir de arka krank keçesi. Yeni keçemiz takıldı. Krank kastığımız
yani pulimiz takılıyor. Tekrar aracımızı indiriyoruz. Hemen motorumuzun altına kütüğümüzü de koyduk. Nasıl? Gördüğünüz gibi karterimizin altına yerleştirdik. Bizim dedik abi onlara. Biz size ne? Yeni keçe kapağımız. Evet. Bu şekilde. Külbütör kapağımız sökülecek. Havalandırma hortumumuzun kelepçesini çıkarttık. Külbütör kapağımız yerinden ayrılıyor. Evet, yeni conta. Parça temizliklerimiz devam ediyor. Ustamız alt taraftan krankımızdan motorumuzu çevirecek. Tam olarak bu noktamızda bir çizgi var arkadaşlar. Bu çizgi aparatımızı takacağız ve düz bir şekilde kilitli olacak. Şimdi yardım edeceğim ve eksenterimizi çok az çevireceğim. Aparatımızı bağladık. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde girip çıkıyor. Krankımızdan da kilitli zaten arkadaşlar. Alt taraftan da ayarlamamızı yaptık. Üst taraftan da kilitledik. Şu an aracımız sente de, geri kalan işlemlerimizi yapacağız. Trigger iç kapağımız düzeltildi ve tekrar yerine takılıyor. Evet, ben Emrah, buyurun. İç trigger kapağımız, keçe kapağımız takıldı. Sabitleme somunları takılıyor. Eksentrik kastığımız takılacak. Takmadan önce eğri olan yerleri düzeltiyoruz. Eksentrik kastığımız takılıyor. Pompa kastığımız takılacak. İçerisini temizliyoruz. Yeni terlememiz takılıyor. Pompa kastığımızı takmadan önce çok az bir şekilde sıvı conta uyguluyoruz. Triggerimizin gergi bilyası takılacak. Gergiyi bir gergiyi gösterebilir miyiz? Neyse, pay varmış. Gelerken gösteririz arkadaşlar. Tekrar triggerimiz takılıyor. Hemen 8 alyanlık bir giriş noktası var. Bu şekilde gergimizi yapıyoruz. 9. 8, 9. ...14-15 yıldız anahtar yardımıyla sabitleme cıvatasını sıktık. Gergi bilyamızda hemen şurada bir ok var arkadaşlar, görüyorsunuz. Bunlar birbirine bu şekilde paralel olduğunda kayışımızın gergisi tamam. Eksentrik kastığımızın sabitleme cıvatası sıkılacak. Hemen kastığımızı bu şekilde kilitledik. Krank kilitleme aparatımızı söktük. Kontrol amaçlı krankımızdan motorumuzu çeviriyoruz. Herhangi bir yere takılma var mı? Marş yapmadan önce bu işlemi yapmamız lazım. Aksi takdirde birçok araçta sübap yamultma problemi olabilir. Bu arada sol arka tekerimizde bu şekilde derin bir
yara var arkadaşlar. Araç sahibimizin bunu tamir ettirmesi lazım. Yoksa başına iş alabilir. Tapamızı takmadan önce kaçak yapmaması için teflonluyoruz. Sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Teflonu göstermek istedim. Şarj dinamomuzu toplayacağız arkadaşlar. Dişlimizin bölgesini temizliyoruz. Görüyorsunuz ki aşırı derecede kirli. Sen de ne olmuş be? Canavar. Bağlantı ayaklarımız temizleniyor. Rica ederim. ...17 Eylül Cumartesi gününden herkese merhaba arkadaşlar. Aracımızı tekrar kaldırdık. İşlemlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amortisör, kule takozlarımızı değiştireceğiz. Bağlantı ayaklarımız takıldı. Klima kompresörümüz takılıyor. Trigger dış kapağımız takılıyor. Devirden kastığımız takılıyor. VK iç montajımız gerçekleştiriliyor. Buradan gergimizi ayarladı ve VK işimizi bu şekilde taktı arkadaşlar. Bayağı bir karışık. Nasıl gösterebilirim? Üst taraftan bu şekilde geliyor. Buradan tabii üstten de böyle geliyor. Görüyorsunuz. Buradan almış. Böyle getirmiş. Mantık bu. Külbütör kapak contamız ve külbütör kapağımız takıldı. Doktor ben. Yeni motor kulağımız bu şekilde. Motor kulak bağlantı ayağımız takılıyor. Devamında motor kulağımız takılacak. Motor kulak bağlantılarımız takılıyor. Yedek su depomuz takılıyor. Tamam. Intercooler hortumumuz ve peteğimiz takılıyor. Aracımızın diğer parçaları, aks körüğümüz, amortisör, kule takozumuz, şanzıman üst kulağımız, şanzıman alt kulağımız, direksiyon körüğümüz, akümüz çıktı, akü bağlantı ayağımız çıkıyor. Şanzıman üst takozumuz değiştirilecek. Akrobasi hareketlerle ustamız çıkarttı. Evet. Kulağımız burada. Şanzıman üst kulağımız, görüyorsunuz. Kopuk. Burası da. Şanzıman alt takozumuz sökülüyor. Yeni takozumuz takılıyor. Sağ rot başımız sökülüyor. Devamında direksiyon körüğümüz yerinden çıkacak. İçeriği görüyorsunuz. Artık göğüsle ilgili hiçbir şey kalmamış. Leş gibi olmuş arkadaşlar. Balçık.
sol rot başımız sökülüyor. Çıkan direksiyon körüğümüz. Yenisini taktık. Sıra amortisörlere geldi. Aksımız çıkıyor. İç aks körüğümüz değiştirilecek. Aksımız söküldü. Mengeneye bağladık. Küçük aks kelepçemizi çıkartacağız. Segmanımızı çıkartıyoruz. Aa! Beni vurdu arkadaşlar. İstavrozumuzu sökeceğiz. Şimdi bu bölgemiz güzel bir şekilde temizlenecek. Yeni aks körüğümüz takıldı. Sıra sağ tarafa geldi. Şimdi sağ sol amortisörlerimiz sökülecek ve kule takozları değiştirilecek. Diğer tarafına direksiyon körüğü takılıyor. Amortisör, kule sabitleme cıvatalarımız sökülecek. Her biri 13'lük. Amortisörümüzü mengeneye bağladık. Kapan pense. Mille dönüyor ya arkadaşlar içinde. Tut. Göstersin sana usta nasıl tutacağını. Bırak. Bırak. Bu şekilde tutuyorsun yoksa mille döner. Bunu çıkartamazsın. Evet. Çıkmıyor bu armut. Ses var mı? Var değil mi? Tıkır tıkır ses de yapıyor. Sade bile de içecek. Bile de içecek. Evet. Bayağı var arkadaşlar. Mili kaldır mili. Yayın oturduğu yeri ayarladı. Yani burasını biraz kaymıştı, oynattı. Birinci amortisörümüzün işlemi bitti. Şimdi ikinci amortisörümüze geçtik. Bu sefer direkt çıktı. Ses çok...
Amortisör montajımız gerçekleştiriliyor. Şanzıman kirkomuzu aracın altına yerleştirdik. Ana tabanca. Aks montajımız gerçekleştirilecek. Körümüzün içine güzel bir şekilde resimizi basıyoruz arkadaşlar. Aks somunumuz takılıyor. Salıncak montajımız gerçekleşti. Aks kelepçelerimizi takacağız. 2 adet büyük ve küçük olarak poşetinde çıkıyor. Sıra sağ amortisörümüze geldi. Tekerlek montajımız gerçekleştiriliyor. Aracımızın yağı dolduruldu. Şimdi bir çalıştıralım, sesini de sizlere dinletelim. Çalıştır. Gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Başka bir işlemi kalmadı. Test sürüşünü de yapacağız. Bir problem yoksa araç sahibimize teslim edeceğiz. Direksiyon hidrolimiz yani ATF'miz dolduruluyor. Arka tarafa geçtik tekerleğimizi ve somunumuzu çıkarttık. Kampanamız yerinden ayrılıyor. Araç sahibimiz el frenine ayar istemişti. Bir bakalım. Ayar mı istiyor veya parça değişimi mi yapılacak? Şimdi öğreneceğiz. Balata güzel. Balata çok güzel. Hadi. Balata güzel. Yarım ekmek. Kampana da güzel arkadaşlar. Temizlik işlemlerimiz bitti. Şimdi aracımızı teslim etmeden önce bir test sürüşüne çıkıyoruz. Bakalım alt takımda bir ses var mı? Performansı, çekişi nasıl? Balans. Evet. Kırdın. Bas. Evet. Aracın bir road balansa gitmesi gerektiğini söyledi ustamız. Artık buradan çıkınca kendisi road balansı götürür. Şu an saat 16:06. Bu videodan sonra Opel Vectra aracımıza motor indireceğiz arkadaşlar. Onun çekimini yapacağım. O da çok yakında YouTube kanalımızda yayında olacak. İzlemeyi unutmayın. Aracımızın işlemleri bitti. Araç sahibimizin şikayetleri giderildi. Şu an araba tamam. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.